Merhabalar, merhabalar. Biz sabah güne gittik. Günde çok fazla durmadık. Oradan çıktık, pazara geçtik. Pazarı falan gezdik. Sonra ESV'ye falan gittik. Bu hafta Çınar haftanın çocuğu olduğu için biliyorsunuz etkinlik yapmıştım. Cuma gününde sınıfta etkinlik yapacağım ve çocuklara herkes minik bir şey hediye alıyor. Ben de şu şekilde çorap aldım. Şu şekilde kızlara böyle kedili, pembiş, şöyle kedi patileri var, üzerinde kedi var. Kısa, yaz geldiği için kısa aldım. Erkeklere de şu şekilde aldım. Şöyle gri, Spiderman'li. Şu şekilde kısa. Bir de siyah var şu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Kısası var. Bu şekilde etkinlikte çocuklara dağıtacağım. Onlara oyun falan oynatacağım. Böyle olacak. Dağıtacağım bunları hediye. Sevinsinler, mutlu olsunlar diye. Şimdi diğer aldıklarımı da göstereceğim size. Burada babamın hediyesi. Tabii anneme hediye aldım. Babamla abimi de unutmadım. Burada babama bir tane eşofman aldım arkadaşlar. Alt eşofman aldım, çok güzel. Burada da abime de üstüne tişört aldım arkadaşlar. Onlar da annemin üstünde kızlar, gördünüz zaten, o anneminkiydi. Şu da benimki. Şu şekilde. Şu şekilde. Altı gömlekli. Bu şekilde, bu da benimki. Sonra şunları da anneannesi Çınar'a aldı. Hemen göstereceğim. Şöyle bir kapri. Yalnız arkadaşlar, kumaşı çok güzel. Gerçekten çok güzel. Şu şekilde göstereyim. Kumaşı çok güzel. Şöyle önleri cepli. Cepleri de mi Önleri almış? cepli. Görmemiştim, cepleri ne güzelmiş. Önleri cepli. Şuraları çizgili. Güle güle giysin bebeğim. Arkası da bu şekilde düz. Bir kapri. Şu da üstüne arkadaşlar. Şu şekilde tişörtü üzerine. Tişörtün de kumaşı çok güzel. Şu şekilde. İkisini takım olarak giydiririm yazın. Teşekkür ederiz anneannemize. Aldıklarımız biz bu kadardı. Şimdilik görüşürüz. Görüşürüz. Alışveriş videomu. Hoş geldiniz canlarım. Bir saniye. Ay. Pazardan ne aldım? Şöyle patates. Şurada bir demet taze sarımsak. Annem çiçek aldı. Şimdi onu ekecek. Toprağa saksıyı falan ayarlıyor. Bunun adı neydi? Sardunya mıydı? Öyle bir şeydi herhalde. Şöyle. 5 liraya aldı bunu. Dikecek. Balkon çiçeği. Şöyle 1 kilo çilek. 6 liraydı bu. Patatesi 1 liradan aldım. Sonra ha, sarımsak buydu arkadaşlar. Ha, bunu gösterdim mi? Evet, sarımsak gösterdim. Sonra şurada elma var arkadaşlar. Elma ve armut var. Bu da 5 liraydı hepsi. Evde salatalık var diye çok fazla almadım. Üzerine ilave yapacağım. Şöyle salatalık. Kilosu 3 liraydı. Şöyle portakal. Ne kadar tutar portakal? 5. 5 liralık portakal. Yufka aldım arkadaşlar. Hazır temizlenmiş, doğranmış ıspanağımız var. Buraya su dökülmüş. Evet. Ispanaklı börek yapacağım. Şöyle koyayım onu da. Sonra normal bir sepet domates var evde. O yüzden şöyle bir poşette çeri domates aldım. Kahvaltılarda çok nefis oluyor.
Sonracığıma. Burada çeri domatesin de kilosu 3 liraydı. Semizotu aldım 2 liraydı. Yoğurtlu yapacağım. Çok güzel oluyor. Burada da arkadaşlar bir demet yine soğan var. 1,5 liradan. 2 demet dereotu, 2 demet de maydanoz var. 50 kuruştan onlar da. Bunlar da bu şekildeydi. Bizim de pazar alışverişimiz bu kadardı. Şimdi buzdolabımın raflarını şöyle bir silip pazar alışverişlerimi yerleştireceğim. Dediğim gibi akşama da çay demleyeceğim. Şey yapacağım. Ispanaklı börek yapacağım. Lor peynir. Lor. Lor peynirimi de çıkardım. Açılmamış lor peynirim vardı. Onu çözdürürüm birazdan. Annem de çiçeği dikiyor. Şurası çok dağınık ama göstereyim yine de. Çiçeği hemen diğer saksıya, boş saksıya geçiriverdi. Böyle canlarım. Şimdi kapatacağım. Dediğim gibi işimi gücümü halledeyim. Şu buzdolabımı falan halledeyim. Sonra hemen böreğimi yapmaya başlarım. Zaten çok da yani saat daha 4 de olsun yine de. Anca zaten yetişir. Öpüyorum sizi kocaman. Çok seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın şimdi. Merhabalar. Buzdolabımı falan düzenledim. Pazar eşyalarını yerleştirdim. Biraz sonra böreği yapacağım. Hemen bir şeye açıklık getirmek istiyorum. Açıklama yapmama kızıyorsunuz biliyorum ama arkadaşlar şöyle yorumları okudum şimdi. Birkaç tane gerçekten hani benim bildiğim, tanıdığım, isimlerini bildiğim, beni takip eden kişilerin yorumunu gördüm ki onlara açıklama yapıyorum. Çünkü bildiğim, tanıdığım yani hani beni takip eden arkadaşlarım bunlar. Eğer tanımadığım isimler yorum yaptığında zaten açıklama yapmıyorum kolay kolay artık. Çok üzüldüm arkadaşlar. Bugün atmış olduğum o videoda bir laklak kelimesini kullanmıştım ben. Ona onu kendi üzerine alınan birkaç takipçim olmuş. Yani neden alındıklarını da bilmiyorum gerçekten ama kendi üzerlerine alınmışlar. Hani çok ayıp neden takipçilerine böyle diyorsun gibisine söylemişler. Ben hiçbir şekilde takipçilerime böyle bir kelime kullanmadım. Ki zaten böyle bir kelime kullansaydım kaç bin kişi izledi o videoyu hepsi yazardı. Sanırım bu birkaç arkadaşım yanlış anlamış. Yanlış anlaşılmakta kesinlikle ve kesinlikle istemem, istemiyorum. Üzüldüm gerçekten. Laklak kelimesini ben orada da zaten üstüne basa basa söylüyorum. Bana hani bu şekilde laf çarpıtarak söyleyen kişilere söylediğimi üstüne basa basa söyledim. Ama yine de birkaç takipçim yanlış anlamışlar. Buradan size sesleniyorum. Lütfen beni yanlış anlamayın. Kesinlikle ve kesinlikle kendi takipçilerime zaten böyle bir kelime asla kullanmam. Asla ve asla da kullanmadım. Şaşırdım yani biraz görünce. Dedim yani hani kendimden bir şüphe ettim hani yani nasıl böyle bir şey oldu diye hani nasıl anlaşıldı diye. Orada arkadaşlar bana o annemle birlikte paylaştığım videoda ben o samimiyetimle, o anki sevincimle, mutluluğumla sizlerle paylaştım. Ama orada birkaç kişi gerçekten yani iyi bir şeyi kötüye çekerek kötü bir çelişkiyle yorum yapmışlardı. İşte hadi bakalım, hadi hediyeleri aldın, bakalım sen ne alacaksın, göreceğiz bakalım gibisine yorum yapan kişilere ben o laklak kelimesini söyledim. Lütfen arkadaşlar bunu üzerinize alınmayın. Lütfen yani üzerinize alınacak bir durum yok çünkü yani bu konuda çok farklı yerler. O dediğim gibi o yorum yapan kişilere ben söyledim onu. Ha evet biraz saygısızca bir kelime olabilir ama arkadaşlar biz de etten kemikten bir insanız yani. Bizi de farklı bir şey olarak görmeyin. Tek farkımız YouTube'da video çektiğimiz olabilir. Biz de sizin gibi etten kemikten duyguları olan, bir sabrı olan, bir siniri olan bir insanız. Çınar geliyor da. Annem geldi Çınar'la. Çınar'ın canı baklava istiyormuş da ona gülüyor.
Yani canlarım, ben sizleri seviyorum. Eğer sizler olmasaydınız, sizlerin destekleri olmasaydı ben olmazdım. Eğer benim videolarım olmasaydı da sizler olmazdınız. Ben sizleri tanımamış, görmemiş olurdum. O yüzden lütfen birbirimize destek çıkalım canlarım. Allah nasip ettiği sürece de sizlerle videolarımı paylaşacağım. Uzun yıllar inşallah devam edeceğim. Bir aksilik, bir sağlık problemi, farklı bir şey olmadığı sürece de. Çünkü ben gerçekten sizlerin desteğinize güveniyorum ve gerçekten çok mutlu oluyorum. Seviniyorum. Sizler bana destek çıktıkça ben daha da böyle bir şeyleri başardığımı, daha da başarılı videolar çıkardığımı düşünüyorum. Gitgide de büyüyoruz. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Ama bana gerçekten her daim videolarıma yorum yapan, her daim iyiliğimle, kötülüğümle her şeyime destek çıkan insanların yeri bende ayrı. Yani sizlerin yeri bende ayrı. Yani bana kalkıp bilmem kaç 250 geçkin videom var. Hiçbir videoma yorum yapmayıp da kalkıp bir şak diye bir videoma kötü yorum yapan bir insan gerçekten benim için hiçbir önemi yok. O yüzden o lak lak kelimesini de bana o şekilde benim o anki duygumu, o anki mutluluğumu görmeyip de bana kalkıp da onu çevirip de orada kötü yorum yapan birkaç kişiye yazdım diyorum, söyledim. Lütfen canlarım benim, üzerinize alınmayın. Yalnız bir takipçimin yorumu çok ağır geldi bana ve bana sürekli yorum yapan bir kişiydi o. İsim vermeyeceğim. Gerçekten onun bana o şekilde bir şey yazması çok üzdü beni. Gerçekten çok üzdü beni ve ben de bir daha onun yorum yazmasını istemiyorum. Öyle çünkü çok hani insan böyle sevmediği kişiden değil de sevdiği, hep gördüğü insandan böyle haksız yere bir yorum gördüğünde gerçekten üzülüyor. Arkadaşlar böyle bazen böyle kendinizi benim yerime koyun. Artık ne kadar hani koyabilirsiniz, ne kadar hissedebilirsiniz bilmiyorum ama böyle bir koymaya çalışın. Ya kendinizi tek bir kişi olarak düşünün. Mesela yaptığınız en ufak bir hatada bile milyonlarca kişi, hiç tanımadığınız insanlar, yani sizlerden bahsetmiyorum, ben sizi tanıyorum gibi düşünüyorum artık arkadaşlar. Çünkü sizlerin gerçekten isimlerinizi bile biliyorum artık, yani orada bakıyorum, tanıyorum, okuyorum. Hiç size yazmamış bir insan kalkıyor oradan saçma sapan bir şey yazıyor. Ne yapardınız? Hiç sinirlenmez miydiniz? Hiç ne bileyim, üzülmez miydiniz? Kırılmaz mıydınız? Ve bu sadece ben değilim. Bir de ben şuna çok kırılıyorum. Şu an size açıklama falan, yani kimseye açıklama yapmıyorum. Siz kızıyorsunuz çünkü kötü yorumlara açıklama yapma diye. Şu an ben sizlerle dertleşiyorum. Böyle düşünün. Benim en çok zoruma giden konu da şu oluyor arkadaşlar. Yani bunu bazen çok kişi yazıyor. İşte sen YouTuber'sın, sen video çekiyorsun. Sen bunlara susacaksın. Ağzını açmayacaksın. Kabulleneceksin, alışacaksın. Neden arkadaşlar? Ben de insanım. Ben bugüne kadar YouTube yoktu hayatımda. Bundan sonra var. İnşallah da devam eder. Neden susacağım ki? Nereye kadar susacağım? Ben insan değil miyim? Benim susma gibi bir özelliğim mi var? Veya sabırlı mı olmam gerekiyor hep? Zaten yeterince sabırlı oluyorum ama bazen ben şuraya kadar gerçekten doluyorum. Gerçekten şuraya kadar, hele hele haksız yere böyle yorum yiyorsam şuraya kadar dolduğum anlar oluyor. Ve bunları bazen yeri geliyor sizlerle paylaşıyorum. Yeri mi geliyor açıklamasını yapıyorum. Yeri geliyor inanın kendi kendime düşünüyorum, kafamda kuruyorum, üzülüyorum. Yani hani şunu bilin istiyorum ben. Yani burada bir Çağla var, video çekiyor veya bir sürü YouTuber var, yani bir ben değilim. Hani bu insanlar da bizim gibi bir insan, bizim gibi bir hayatları, bir aileleri, bir çocuğu, çoluğu, yani bir can taşıyorlar onlarda. Hani bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, çabalıyorlar. Hani biz de bunlara biraz yani destek çıkalım. Ya hani destek çıkılmasa bile, kimse kimseye destek çıkmak zorunda değil. Çıkılmasa bile, hiç yorum yapılmasın, destek çıkılmasın ama en azından kötü yorumlara, yani biraz yazarken gerçekten böyle kırıcı olmamak, birazcık daha nazik olmaya çalışırlarsa o insanlar, yani sizlere demiyorum, o insanlara diyorum, gerçekten çok mutlu olurum kendi adıma. Bazen bizim de dayanamadığımız yerler oluyor. Reddederiz. Ve sizlerin desteğiyle ben hani ayakta duruyorum. Sizlerin desteğiyle videolar çekiyorum. O yüzden hepinizi çok seviyorum. Lütfen böyle ufak tefek şeyleri kendi üstünüze alınmayın. Evet, bu kötü bir kelime olabilir ama üstünüze alınmayın. Alınmayın. Ben sizlerle ailemi paylaşıyorum arkadaşlar. Yani çocuğumu, kendimi, ailemi paylaşıyorum. Yaptıklarımı, aldıklarımı bilmiyorum.
Yani bilmiyorum, hak ediyor muyuz? Hiç kimse hak etmez bence. Haksız yere kötü yorumu. Uyumaya şeye çıkayım. Uyumaya biz şey. Hepinizi Uygulayan başına çok seviyorum ne de. uygulayan başına basmayan Hepinizi çok seviyorum de. hepinizi çok seviyorum güle güle. Evet, bir tepsi peynirli ıspanaklı börek yaptım. Aslında normalde bunlar iki tepsi de çıkar ama ben bayağı bir sıkıştırarak koydum ki ikinci tepsi emek yemek, bir de onu yapmayayım diye. Ayrı ayrı pişirmekle uğraşmak istemediğim için böyle birazcık daha böyle sıkıştırarak koydum. Böyle bir tepsi böreğim çıktı arkadaşlar. Şey yapacağım şimdi, hemen üzerine sosunu süreceğim. Ondan sonra fırına vereceğim. Arkadaşlar şimdi sosumu döktüm. Evet. Yoğurt, biraz yağ, bir yumurtadan sos hazırladım. Üzerine de çörek otu ve susam. Çınar da Bak bana mantıklı, bak mantıklı olmuş yardım ediyor. son. Yeter anneciğim, hadi. Bir daha koyayım anne. Çok Yok, az daha koy, yok. yeter. Başka yere yap, bak aynı yere yapma. Tamam, hadi yeter.